Şimdi yeniden Kağızman'a geldik. Kağızmanlı Dağcılar'ın davetiyle yine bu güzel ilçemizdeyiz. Şimdi Kağızman'ın simgelerinden bir tanesi olan Kazıkkaya'ya geldik. Birazdan bu Kazıkkaya'ya çıkacağız. Ya da en azından çıkmaya çalışacağım. Bayağı dik, güzel ve zorlu görünüyor. Şimdi tırmanışımız başlamıştır. Kazıkkaya, Kağızman'ın simgelerinden birisi. Şöyle Kağızman'dan baktığınız zaman sipsivri bir kaya kütlesi görürsünüz. İşte burası orası. Arazi çarşak, taşlar dökülüyor. Tırmanarak mı çıkıyorsun? Arazi bayağı sap. Daha yolumuz var galiba. Var evet. Bayağı dik bir tırmanış. Yani tırmanış çok keyifli. Bu aşamaları çok güzel. Çünkü zemin kaymıyor burada. En azından tuttuğun yer sağlam. Günün de en güzel saatindeyiz. Burada bir balkon var. Buraya çadır kurulabilir, bilginize. Of, manzaraya bakın. İşte Kağızman da orada. Oradan bakınca bu sipsivri bir kaya olarak gözüküyor. Geldik mi zirveye? Evet. Zirveye gelmişiz. Vay be. Çok iyi. Evet. Muazzam bir coğrafya ve muazzam bir görünüm. Oh. Ay ay ay. Kaç gösteriyor rakam? 1924. 1924, evet. Ama pek. Ne derece doğru bilemiyorum. Hata payı ya 1 ya 2'dir bunda. Ve dağın gölgesi de burada.
Ülkemizin çok güzel bir köşesi olan Kağızman'dayız. Kağızman genellikle meyve sebzesiyle, doğal güzellikleriyle bilinir. Ama dağları, tepelerini pek duymamışızdır. Ben de Kağızmanlı dağcıların davetiyle buraya geldim ve bu güzel tepeleri keşfetme fırsatı buldum. Gerçekten beklediğimden çok daha fazlası varmış. Kazıkkaya da bunlardan bir tanesi. Hatırlarsanız daha önce Mamakar Dağı'na çıkmıştık. Ama bunlar gibi çok fazla tepe, dağ ve doğal güzellik var. Bence buraları keşfedilmeye değer. Aynı zamanda bugün başka bir yere daha gitmiştik. Bazalt sütunlar. Kesinlikle Türkiye'de daha önce böyle bir şeyin varlığını ben bilmiyordum. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Halbuki burnumun dibinde hemen yanı başımdaymış. Kağızman'daymış. Onları da bu vesileyle görmüş olduk. İşin özü şu ki Kağızman kesinlikle doğal güzellikleriyle de dağlarıyla da gezilip görülmeye değer. Bence bütün dağcılar buraya gelmeli. Bu zirvenin tadını Kağızman'ı dağcılarla beraber çıkardık. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Kemal Yüce, bugünkü tırmanışımızı Kazıkkaya mevkisinde gerçekleştirdik. Güzel bir tırmanış oldu. Yorulu bir tırmanışın ardından zirve yaptık. Buraya zirve yapmak çok güzel. Doğası çok güzel, havası, suyu çok güzel. Güzel bir bölgemiz. Bütün dağcı arkadaşlarımıza önerimizdir. Buraya gelip görmelerini, bu zirveyi yaşamalarını arzu ederiz. Görüşmek üzere. Başka yürüyüşlerde diyelim. Ben sözümü bitiriyorum. Şimdi hemen arkamda gördüğünüz Kars Bazalt Platosu'nun güney sınırı. Aynı zamanda Kars Bazalt Platosu Türkiye'nin ve dünyanın en büyük platolarından bir tanesi. Hemen işte bu Bazalt Platosu'nu yaran ve bölgeye yaklaşık Pleistosyon döneminde alana yerleşen Aras Nehri. O da yaklaşık 1 milyon yıl önce buraya yerleşmiş ve burada rutin faaliyetlerine, işte taşıma, biriktirme, başlandırma faaliyetlerine devam etmektedir. Şurada hemen yan tarafta da gördüğünüz Aras Güney Dağları. Burası da işte Kuzey Anadolu Dağları'nın devamı niteliğinde olup güneyden Tuzluca tarafında, kuzeyden de işte Karasu Aras depresyonlarına doğru devam etmektedir. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Başka şu an söyleyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu bölge, yani bulunduğumuz bölge, hemen arkamızda Iğdır Ovası'na giden yol var. Hemen sağımızda Kağızman'a giden yol ve Kars Ovası'na giden yol bulunuyor. Bu bölgenin hemen arkasında günümüz adıyla Yankı Pınar, eski adıyla Kızıl Kilise köyü bulunuyor. Kızıl Kilise 1920 kayıtlarında Kızıl Kilise adıyla, 1920 kayıtlarında Kızılköy adıyla da geçiyor. Daha sonra ilerleyen dönemlerde bu köyün adı Yankı Pınar olarak değiştirilmiş. Şu bölge bulunduğumuz, yani bu Kazıkkaya dediğimiz bölge, Türk-Ermeni, daha doğrusu Türklerin savunma savaşında bir mukavemet merkezi görevi görmüş. Ermeni katliamından kaçan Müslüman Kağızman ahalisi bu bölgeye sığınmak zorunda kalmış ve Ermeniler önümüzdeki Kars Ovası'nı alan bölgede, arkamızdaki Iğdır Ovası'nı olan bölgede de bizim Kağızmanlı Müslüman Türk ahali Ermenilerle büyük bir mücadeleye girişmiş. Yani bu bölgeyi tutmuş Müslüman ahali. Bu bölgeden Ermeniler bu tarafa geçmeyi başaramamış. Bölgenin adı nereden geliyor? Bizans kaynaklarında geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam kızıl piriketlerden, kızıl tuğlalardan bir kilise yapıldığı söyleniyor. Yalnız köyde şu an kilise varlığına dair bir şey yok. Hatta bölgenin en büyük kilisesinin orada olduğuna dair rivayetler var. İşte bu kilisenin sesinin çok fazla bölgeye etki ettiği söyleniyor ama kiliseye dair bir şey yok. Yine köyde Ruslara ait bir poşta bulunuyor. Bu bir Rus karakolu. Kazaklar tarafından yapılmış. Tabii ki bu Kazak ismi günümüzdeki Kazakistan'la ya da Kazak Türkleriyle karıştırılmamalı. Buradaki Kazak'tan kastımız Güney Rusya ile Ukrayna halklarının bir karışımı olan bir ırk. Ruslar bölgeye kendilerini askeri birlik olarak konuşlandırmış ve bir nevi burası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra diğer adıyla 93 Harbi'nden sonra Rusların da önemli bir karakol bölgesi olarak kullanılmış. Daha sonra bu Rus poştası dediğimiz köydeki mekan ilerleyen dönemlerde köy halkına verilmiş. Şu anda da zaten çok büyük bir kalıntısı yok, maalesef yıkılmış, yakılmış durumda. Yani sözün özü, hem Ermeniler tarafından önemli bir bölge olarak kullanılıyor burada zamanında, hem de Ruslar tarafından. Yine 1918 yılında bölgede Ermeniler tarafından katledilen Türkler maalesef bu bölgeye sığınmak zorunda kalmıştır ve bir mukavemet merkezi olmuştur. Daha sonra Kazım Karabekir komutasındaki
Doğu ordusu, Kafkas ordusu bölgeyi kurtarmaya gelince hemen arkamızdaki ova, Demir Kapı mevkisindeki mekandan buraya bir sevkiyat gerçekleştirilmiş, mühimmat sevkiyatı. Bu mühimmat sevkiyatından sonra bölge ahalisi Ermenileri buradan püskürtmeyi başarmıştır. Bu gelmiş olduğumuz kayalık diğer kayalar ve dağlar tarafından da yalnız bırakılmış. Aynı zamanda Kazman'da birçok insanın dikkatini çeken bir kayalık olmasına rağmen insanların da pek fazla gelmediği bir yer. Ama bu tabii dağcılık ve trekking faaliyetleri kapsamında buralara yaklaşık Kazman'dan 15 kilometrelik bir yürüyüşte gelinebilir. Çok rahat. Zaten yakınındaki Yankıpınar Köyü'nde de bir tarihi polis karakolu ve cezaevi var. Onu da görebilirler. Yani o yürüyüşü oraya kadar uzatabilirler. Burada gördüğünüz gibi birçok zirve dağlar var. Onlar da değişik zamanlarda yürüyüş rotası olarak kullanılabilecek yerlerdir. Bugünkü yürüyüşümüze Karagüney Köyü, Bazalt Kayalıklarından başlayıp Yankıpınar Köyü, Kazıkkaya mevkiinde son verdik. Bu zirve 1925 metre olup tırmanması zevkli. Yürüyüş alanı fazlaca geniş bir coğrafya alanı içerisinde. Herkesin görmesini isteriz. İzleyenlere de iyi seyirler dilerim. Sağ olun. Evet, başladığımız noktaya sağ salim indik. Kağızman'ın meşhur Kazık Kayası. Güzel bir tırmanıştı. Fazla bir teknik zorluğu yok. Sadece iki yerde bir boşluk hissiyatı var. O da fazla sizi yormuyor, zorlamıyor, korkutmuyor. Öyle söyleyeyim. Çıkış çok kısa sürüyor. Yarım saatte çıktık. Yarım saat kadar sürede de indik. Gayet güzel, keyifli bir tırmanıştı. Zaten yüksekliği de fazla yok. Ama keyfi yüksek. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle derken kanalımızın katıl butonuyla ve alttaki süper teşekkür butonuyla bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle dağlarla ve doğayla kalın.